Ellerimin hacmini aşan hiçbir şeyi mülk edinmeyeceğim. Böyle yazmışım 18'imde. Bana değişmediğimi söyle. Ne riyazet, ne kılleti tam, ne de kinik bir irade. Sadece bir şey vardı işte. Pazarda 3-5 kuruşa başkasının rızkını taşıyan adamların yüzlerinde. O yüzlerdeki sarstı beni. Peygamberin övüncünden önce o adamların ellerinin hacmi daralttı dünyamı ve ben de yemin ettim ne çıkar insandan yemin etmeyeceksen. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Elinize sağlık. Can Acer, efendim bugünkü konuğumuz. Hoş geldiniz programımıza Ketebe'ye. Hoş buldum. Büyük tatlı kalabalık ve demirin demiri kesme sesi. Siz evet. de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Can Acer. Elinize sağlık yeniden. Sağ olun. Ee, şimdi ilk demirin demiri kesme sesi. Evet, 2021'de çıktı. İkincisi büyük ee, tatlı kalabalık. O da bu senenin Şubat'ında çıktı. Evet. Yani birkaç aylık. Elinize sağlık. Peki. Şimdi ben sizin e, biyografinize baktığımda Yozgat'ı görüyorum. Evet. Şimdi her şeyin bir başlangıcı vardır. Bizim yaşadığımız çevre mutlaka bu başlangıcı e, bu başlangıcın bizdeki tesirini belirler. Tabii. Yozgat işte bir güzel dostumuz vardı. Yozgat'tan bakınca İstanbul-Taşra demişti. Bilirsiniz belki bu söylemi. Ama İstanbul'dan bakınca da Yozgat-Taşra. Taşra şehir ilişkisi ve daha pek çok şey sizin şiirle buluşmanıza ve şu an elimde tuttuğum bu eserleri oluşturmanıza ne gibi katkı sağladı? Nasıl oldu? Nereden geldi? Nereye gidiyor bu evet. hikaye? Ee, şimdi şiirin Başlangıç hikayesi şairlerin genelde mitleştirdiği bir şey. Yani mit başlangıç bilgisinin olmadığı alanda ortaya çıkar. İşte yaratılışın nasıl olduğunu bilemeyiz ve medeniyetler o noktada mitler üretir. İşte varlıktan canlılığın nasıl ortaya çıktığını bilemeyiz. Orada mitler üretilir vesaire. Başlangıç bilgisi olmadığı noktada mitler başlıyor. Şairler de kendi hayatlarını genelde mitleştirme eğilimindeler. Ee, orada da aslında bir başlangıç bilgisi yok. Yani işte biz e, diyelim ki aşık olduk. E, i̇şte bir o kişiyi tanıdığımız zaman dilimini biliriz. E, diyelim ki üç ay, beş ay, bir yıl, neyse. Ama orada aşkın doğduğu anı tam tespit edemeyiz. Hı hı. Ya da kendi hayatımızda kadınlık, erkeklik bilincimizin doğduğu anı tam ...tespit edemeyiz. Aslında şiir de... ...böyle anlardan biri. Yani... E, ...nasıl ki işte ben... hayatım ilk kez şu anda... E, ...ölümü bütün trajik bilinciyle... E, ...yaşadım... ...dediğimiz anları çok... Hatırla, ...hatırlayamıyorsak... ...şiire başlangıç halinde de böyle... ...kapalı, karanlık, e, bilinmezlerle... ...dolu bir andır. E, fakat... ...şairler oraya işte... E, bu ...kendi bugünlerinden bir... E, ...dokunuş gerçekleştirirler... İşte Necip Fazıl'ın meşhur Çile'de yazdığı şairliğim yazısını e, düşünelim. İşte annesinin yanına gitmiştir 12 yaşında. E, Hastane annesinin ya. hastaneye. Ha. Orada veremli bir kız vardır. E, kızın yatağında beyaz çarşafın üzerinde siyah kaplı bir defter vardır. Şiirler vardır o defterin içerisinde. İşte annesi de ben de senin şair olmanı çok isterdim der. Üstad da pencereye doğru gider... Ve kar, yağın kara karşı şair olmaya karar verdim ve oldum diye orayı bitiriyor. Şimdi burada siz de tiyatro ile sinema ile ilgileniyorsunuz, o dekor dokunuşunu görüyorsunuz değil mi? Yani bir siyah defter, beyaz çarşaf, gecenin karanlığı, karın beyazlığı falan. Üstad bugünden bir şey yaratıyor, bir büyük başlangıç anı yaratıyor. Benim hayatımda böyle başlangıç anı yok esasında. Yani böyle sinematografik sahneler, bilinçle fark edilen kırılmalar yerine bazı küçük fotoğraflar var. Bazı kırıntılar var yani. Ve bu kırıntılar da dediğiniz gibi bir taşra dekorunda gerçekleşti. Yozgat'ta doğdum işte ortaokula kadar orada okudum. Liseyi Ankara'da ve Tokat'ta okudum yatılı olarak. Sonra tekrar Ankara'da üniversite okudum. Urfa'da öğretmenlik görevinde bulundum ve şimdi de İstanbul'da yaşıyorum. Tayin İstanbul'a e, Tayin evet. Tayinim İstanbul'a çıktı. Şimdi e, fakat bu taşla dekoru bizi bütün şairlerin ortak e, başlangıç e, motivasyonundan, psikolojisinden uzaklaştırmaz. Yani şehir, burada şehirlinin ve taşralının e, bu sıfatların çok önemli olmadığı bir nokta var yani. Şiirin e, hüviyetiyle, mahiyetiyle ilgili bir nokta burası. Şiir bizim dünyadan bize doğru gelen şiddete karşı verdiğimiz korunaklı bir e, şiddet tavrıdır esasında. E, ve biz bu şiddeti bir biçimsel mükemmellik içerisinde yapmaya çalışırız, bir biçim arzusu içerisinde yapmaya çalışırız. Ee, i̇nsan hayatında da böyledir yani trajik yaşantılar illa somut bir yaşantı olmasına gerek yok trajik duyuşlar e, hemen ardında bir düzen arzusunu doğurur bizde. Mesela e, cenaze merasimlerini düşünelim bir cenaze e, ölüm var ortada e, işte nereye gitti şüpheli bir e, travmatik durum geride kalanın eşyaları, insan ilişkileri tamamen bir anlam kayması yaşamış ve kişi, geride kalan insanlar yani yakınları bir şey inşa edecekler. Tekrar hayata bir dönüş hamlesi yapacaklar. O hamleyi bir düzen içinde yapmayı tercih ederler. Bütün kültürler böyledir. Bütün kültürler kültürlerde e, en zor cenaze merasimleri değişir. Bir katılık içerir hmm. ve e, bir düzen vardır orada. Bir bütünlük vardır. Ağıtlarda aynı şekilde bir bütünlük vardır. Biçimsel bir bütünlüktür. Yani işte Yaşar Kemal'in derlediği ağıtları alalım bakalım. Hepsi bir tamlık verir bize. İşte ergenlik yıllarda böyle biraz. Yani bir az önce bahsettiğim ölüm duygusu ya da işte kadın erkek ilişkilerindeki travmatik yaşam, işte anne baba ve babanın e, kimliğinden biraz daha uzaklaşıp kendi farklı bir kimliğinin olduğunu fark etmek ve orada bir e, sancılı sürecin doğması falan. Ergenlik dönemi de bir travmatik dönem ve tıpkı merasimden sonra, cenaze merasiminden sonra düzen arzusunu duyduğumuz gibi bütün bunları yaşadıktan sonra da bir düzen arzuluyoruz. E, ve bunu bize dilin e, mükemmelliği içerisinde veren, e, düzenliliği içerisinde veren şey şiir. Yani insanlar taşta da olsunlar, e, şehirde olsunlar, şiire e, bu korunaklı, biçimsel mükemmellik taşıyan, e, ritmik mükemmellik taşıyan e, sanatla e, bunu aşmaya çalışabiliyorlar. Zaten böyledir yani bir genç şair düşünelim ya da genç şair de demeyelim de yeni başlayan. yeni yetme birini düşünelim şiire heves duyan. O genelde hece şairlerine gider. Daha müzik kalitesi yüksek hmm. isimlere gider. Vesaire. Dolayısıyla benim de böyle oldu. Yani bu hissiyatlarla bu neredeyse bir karşı hamle diyebileceğimiz bir eylem alanı açma ihtiyacı hissettim hayatımda ve e, şiir yazmaya başladım. Tabi Taşra meselesi Türk şiirinde e, biraz ihmal edilen bir mesele. Yani e, bunu nereden anlıyoruz? Taşra'nın anlatıldığı bütün e, metinler klasikleşir. E, i̇şte Turgut Uyar, Malatyalı Abdo'yu yazar. E, o hemen bir klaseye dönüşür. E, i̇şte Şükrü Elbaş, Köylülerini için Öldürmeli yaz yazar. Bir klaseye dönüşür. Okuyucu bunu arzuluyor. Hı hı. E, fakat bizim şairlerimiz genelde e, Taşra kökenli olmalarına rağmen e, bunu metinlerinde çok fazla e, göremiyoruz. E, sinemanın son e, 90 90'lı yıllardan sonra Taşra'ya dair bir eğilimi var. E, sinemanın, sinemanın eğilimi Taşra sıkıntısı e, üzerine daha çok. Yani. Edebiyatınkinden ayrılıyor bu noktada. Edebiyatçılar işte şeyi düşünelim Kemal Tahir'i düşünelim, Orhan Kemali düşünelim vesaire. Edebiyatçıların taşrası daha somut ve varlık sıkıntısından ziyade varlık mücadelesinin göründüğü bir taşra. Yani orada aile mücadele eder, devletle mücadele eder, diğer somut unsurlar o romanların içerisine girerler vesaire ben de Taşra'yı anlatırken yani şiirimin bir boyutu sadece elbette ama Taşra'yı anlatırken daha çok bu gerçeklik ve Taşra diriliğini verebilecek oradaki somut insan durumlarını verebilecek şeyler yazmaya çalıştım. Mesela ilk kitabımda Rüzgar'ın Şehri Terk Etti diye bir şiir var. O şiir şeydir yani bir işte görev yaptığım okulun karşısında bir mezarlık vardı ve o mezarlığa bazı itirazlar oldu. İtirazlar şu mezarlığın yanında su kuyusu açılmış. Hmm. Su kuyusu ölülerin pisliği, cerahetleri o su kuyusuna karışıyor gibi bir durum var. İşte ben onu şiirin kurgusu içerisinde oraya bir işte cenaze yerleştirerek vesaire Anlattım. Yani bu somut bir sıkıntı durumundan ziyade varlık sıkıntısı durumundan ziyade bir daha kozmik bir yere taşıyabilecek. Fakat o toplumcu gerçekçi ve gündelik diyebileceğimiz gerçekliğin de şiirde tespit etmeye çalıştım diyebilirim. E burada şöyle bir şey var yani şehir hayatı kendi klişelerini doğurdu. Yani işte bohem bir şehirli bohemini yazmanın artık çok bir manası yok. Bodlerden bu yana e, Türk şiirinde de işte Necip Fazıl'la zirveye varan e, ikinci yeni'nin e, belli başlı yönleriyle dahil edebileceğimiz bir mesele bu şehirli bohemi. Fakat e, şehirli bohemini ne gösterdiği dikkati e, diyelim ki taşlada bir muhtara e, göstermiyoruz yani oradaki varlık durumlarının bize e, sunduğu imkanları e, göremiyoruz. E, bu yazdığım şiirlerde bunu yapmaya çalıştım yer yer. E, ama dediğim gibi üniversiteyi Ankara'da okudum ve ilk kitabım benim Ankara'da yazıldı. Bu bahsettiğim Rüzgar'ın terk ettiği şeh, Rüzgar'ın e, şehri terk ettiği yerde şiir hariç hepsini Ankara'da yazdım. E, o o kitapta mesela şeydir. E, hem bu şehrin Keşmekeşi kitabının içerisinde vardır. Hem de geçmiş hayattaki tecrübelerimden dolayı o taşra duyuşu, taşra dünyası da vardır yani. Hı hı. Peki şiir yazan, okuyan, şiir eleştiren, dikişi olarak ne arzularsınız şiirden? Yani son kertede muradınız nedir şiire dair? Ee, Shelley'nin bir sözü var. Diyor ki insanlar ee, ...özür dilerim yani... E, ...şöyle bir şey söylüyor... Hı. Ee, ...şairler... ...dünyanın... ...onaylanmamış yasak koyucularıdır. Şairler... ...dünyanın hmm. onaylanmamış, onaylanmamış yasak, yasak koyucularıdır. E, bu sözü biraz anlamaya... ...çalışmak istiyorum ben. E, nasıl oluyor da bir şair... yasa koyucusu haline gelebiliyor? E, burada şöyle bir şey var. Yasadan biz ne... E, ...amaçlıyoruz? Hı hı. Dinler işte pozitif hukuk, bir yasa ortaya atarken, koyarken insan topluma e, neyi amaçlıyor? Bu yasanın sonucunda o toplumda bir ahlaki durumun e, bir rutin haline gelmesini, bir e, toplumun sıradan akışının parçası haline gelmesini amaçlıyor. Hı hı. Şimdi şiir, güçlü şiir okuduğumuzda bize e, o ahlaki durumu, o insanlık özünü doğrudan veriyor. Dolayısıyla formel bir dikte manasında değil, e, fakat e, bir e, kendi iklimine dahil ederek bizi yasanın arzuladığı ahlaki seviyeye taşıyor. Hı hı. Ben e, bu tabi zor bir şey farkındayım ama bir insan beni okuduğunda e, buradaki e, dünya ile e, tıpkı Şeli'nin bahsettiği gibi yeni bir ahlaki duruma e, ulaşmasını istiyorum. Yani yazdıklarımın, şiirle arzu ettiğim şeyin temeli bu. Yani o sözün doğruluğunu kendi yapıp ettiklerinizde uygulamak gibi. Evet, yani en nihayetinde böyle bir sonuç e, çıkarsa e, bundan memnun olurum, buna e, niyetime ulaştığımı düşünürüm. Diğer tarafıyla da şöyle bir şey var. Biz şiirde kendi gerçekliğimizi anlatıyoruz. Gerçek dediğim şey bir deneyim. Deneyim sahasına çıkmayan hiçbir şeyi biz gerçeklik olarak değerlendiremeyiz. Daha metafizik şeyler için de geçerli bu. Diyelim ki vahiy, vahiy Peygamber'in deneyimi ya da işte cennet, cennet Hazreti Adem'in deneyimi. Yani ben bir deneyimin dünyasına girmem için illa onu e, bir tecrübenin dünyasına girmem için illa onu yaşantı haline getirmiş olmam gerekmiyor. E, sanat da böyle bir şey. Sanatçı e, tıpkı peygamberin vahiyle yaptığı gibi ya da işte e, cennet tasavvuru üzerinden yapılan şey gibi bir... E, Karşıdakini kendi deneyim alanına çekip orada e, güçlü bir e, sonucu doğurmayı amaçlıyor. Yani e, nihayetinde şunu diyebilirim. Yazdıklarım e, bir kişi de e, tıpkı büyük, bu büyük bahsettiğim başlıklarla karşılaştı karşılaşınca e, o deneyim alanına kendini taşıması gibi bir sonuç doğurursa o büyük sanatla, e, vahiyle ee, ve başka büyük bir anlatıyla karşılaştığı gibi bir e, kendi tecrübesine dönüştürme e, durumu yaşanırsa orada yine o sorduğunuz gibi e, muradıma e, ermiş sayarım kendimi yani. O zaman işte benim merak ettiğim aslında bir meseleye de siz bu soruyla ışık tutmuş oldunuz. Ee, hani o yasa koyuculuk Hı hı. ve işte son kertede e, toplumun tabiri caizse çeki düzen e, kazanmasına belki bir katkı katkı manasında. Çünkü ben şeyi soracaktım. İşte beslendiğiniz kaynaklardaki ortak tavır ve sizin yaptığınız işlere yansımasını soracaktım. Zaten büyük ölçüde e, cevabı cevap verdiniz evet. ama belki eklemek istediğiniz bir şeyler olabilir. Ben şunu ekleyebilirim. eee Tabii bunun bu cevap vermek için kendi beğendiğimiz, güçlü bulduğumuz isimlere gitmek gerekiyor. Ben beni besleyen şairlere baktığımda onların birinci vasfının konuşmak olduğunu görüyorum. Yani konuşmak pek çok şeyde esastır. Felsefede de esastır. Hı hı. Yani biz Platon'un işte diyaloglarını okuyalım. Orada Sokrates böyle İnzivaya çekilip düşünen bir karakter değildir. Sürekli diyalog halinde, sürekli insanlarla konuşan ve oradan bir hakikat çıkarmaya çalışan bir halde. Yani konuşmanın bir bereketi var, bir derinleşme imkanı var. Filozof konuşuyor, şairin de konuşmak birinci ödevi diye düşünüyorum. Dolayısıyla konuşmaya cehdeden her şair beni etkiledi. Yani Turgut Uyar Edip Cansever, Nazım Hikmet, İsmet Özel gibi bütün bu isimler konuş, diyaloğu ve yani yüzüm, konuşmak yüzümüze doğrudan bakmaktır ya. Hı. yani Benim yüzüme doğrudan bakan şair beni etkiliyor yani. o or, Orada bir kıymetin ortaya sanatsal bir kıymetin ortaya çıktığını düşünüyorum. Onun dışında bir sürü poetik tavır var. Hı hı. Ee, ...bu poetik tavırlardan hiçbirini diğerine karşı öncelemiyorum ben. Ee, çünkü her poetik tavır aslında bir karikatürdür. Yani sanatçının, mizacının bir e, aşırı noktasıdır yani poetika. Ee, i̇şte Orhan Veli kendi mizacını vurmuştur. Yani bizim poetika dediğimiz şey aslında o mizaçtır. Karikatür dememin sebebi de şu. E, karikatür bir vasfın... E, ...abartılması. Yani bir karikatür düşünelim. İşte burnu böyle çiziyor mesela. Ee, bunun abartılması. Şair de... E, ...yazdığı metinde... E, ...kendi mizacının bir aşırılığına... ...vardığı için... ...aslında bir karikatürü doğurur. E, burada bizim... ...feyz alacağımız... E, ...zenginleşeceğimiz şeyler var. Ama bu poetikayı... E, ...o noktayı aşırı noktayı Biz Merkez alamayız hı hı. Ee, o yüzden o beslendiğiniz kaynaklar e, ifadesi üzerine söylüyorum e, doğrudan birini ön çıkar öne çıkarma e, taraftarı değilim bunu e, bunu şiir eğitiminde şiir oluşturmada da bir e, zaaf doğuracağını düşünüyorum çünkü taklitçiliği de beraberinde yani getirecektir. getirecektir yani Eyvallah. o yüzden bir Bütüncül Türk şiirine bütüncül olarak bakıp biraz da o aşırı uçları törpüleyip, çünkü kendi mizacımı ortaya koyabilmek için o aşırı mizacın biraz törpülenmesi gerekiyor. Bu tarz bir okuma yapmayı daha uygun görüyorum yani. Eyvallah. Son dakikalarımız. Hı hı. Benim de sormak istediğim dört soru var. Biraz hızlı Tam, ilerleyeceğim. Tabii, tabii. Şimdi yayınlanmış bu iki eserde de ben bir baba oğul gerilimi Fark ettim. Efendim bir e, ölüm teması önemli bir yere sahip e, şeyde eserlerde. Bunların sizin hayatınızda karşılığı var mı? E, ya da neden bunlar sizi bu kadar çok evet. etkiledi? Ya babol geriliği e, tabi psikolojinin bir konusu ve bir vaka yani bütün insanlık. Ee, ...antik metinler, hı hı. mitolojik metinler e, bunu yazmışlar. Fakat bizim kendi kültürümüzde daha e, batı merkezde okumadan farklılaşan bir şey var. İşte nedir? Batıda Ödipus kompleksidir değil mi? Şimdi oradaki hikayeyle e, işte mesela Kamal Abdullah'ın yazdığı o Gizli Dede Korkut kitabında... ...Dirsehanoğlu Boğaçan'la bu Ödipus kompleksini kıyaslıyor kompleks kompleksi diyor. Ödipus anlatısını kıyaslıyor. Ödipus anlatısında e, sonuç ölüme varırken e, Dirse oğlu Boğaç e, baba ve oğlun barışmasına varıyor. Buradaki e, o, o, şeyi sulhu sağlayan şey de Hızır işte annes, annesi, annesi Boğaç annesi vesaire. Şimdi e, farklı bir kültürel koddan geliyoruz. İşte Antik Yunan'daki bu baba oğul gerilimi e, Hristiyanlıkla derinleşmiştir. Çünkü Hristiyanlıkta Tanrı babadır ve çocuk Tanrı'nın baba olduğunu düşününce e, daha sonra babasını Tanrı sallaştıracak bir zihinsel e, temele kolayla eriyor. Ve ergenlik yıllarında da babasının Tanrı olmadığını görünce oradaki keskin çatışma doğuyor. Ama Müslümanlık böyle değildir. Müslümanlık Babayı da oğlu da e, kul olarak kabul eder Allah karşısında kul olarak kabul eder. Dolayısıyla e, orada e, batıdan daha farklı bir şey doğar. E, türkülerde de böyledir. Mesela Celal Güzel sesin e, şey e, baba bugün dağda duman yeri var diye bir türküsü var. Hmm. Orada şey diyor e, baba düşman gözün kör olsun. Vallahi gezdik bir zaman ayrı. Yani baba düşman ama e, ona beddua etmesinin sebebi de ayrı gezmeleri. Hı -hı. Yani yine bir birliktelik arzulanıyor. Benim şiirimde de baba oğul, e, elbette gerilimli bir şekilde yer yer olabiliyor ama en nihayetinde bu çözüme kavuşulan alanı da yazmaya çalıştım. Hı -hı. İşte Şöyle bir mısram var mesela. E, babasına bağırmış bir oğul kadar pişmanım. Babamdan çok babamın öleceğini düşündüm. Ee, bu oğlun zaviyesinden bir de babanın zaviyesinden işte bir kelimedir oğul geceleri uğuldayan yani e, burada e, kendi medeniyetimizin kendi kültürümüzün e, baba oğul ilişkisini şiirde yakalamaya çalıştım taklitçi bir şekilde e, batıdaki kabullerle oradaki uzlaşmaz çelişkiyi e, görmemeye çalıştım e, bu bu kısım böyle yani baba hmm. oğul kısmı böyle Ölüm de aslında az önce dediğim şeylerle ilintili. Yani biz iki şekilde ölümü yazabiliriz. Bir kendi ölümümüzü ölümümüzü yazarız. Kendi ölümümüz bize bir ideal imkanı sunar. Çünkü tecrübe etmediğimiz bir şeydir. Ölümü biz tecrübe edemeyiz. Fakat başkasının ölümünü tecrübe edebiliriz. Tecrübe edip yazabiliriz. Gözlemleyip yazabiliriz. Hı hı. Kendi ölümümüzü yazarken bir metafizik bir... E, alandan, bir idealden, bir soyutlamadan e, soyutlamaya varıyoruz. Dolayısıyla bu şiir için bir imkan. Hı hı. E, başkasının ölümü de e, çok somut, e, çok e, gerçek e, ve e, karanlık kirli bir alan. E, onu gözlemlemek de şiirin maddeyle ilişkisi. Ve o karanlık gerçekliğini yakalama noktasında bir alan açıyor. Dolayısıyla benim de metinlerimde yer alıyor yani. Eyvallah. Son bir buçuk dakika. Tamam. Bugünün şiirinde kendinizi nereye konumlandırıyorsunuz? Şimdi bu zor. Cevabı daha uzun verebilirdim ama şöyle diyeyim kaçamak cevap vereyim. E, Prens Cafer diye bir roman var. Hı -hı. O romanda fellah şeye gidiyor. E, bir ev yapmış. E, fellah dediğimiz Mısır köylüsü. Hı -hı. E, eve ceza kesiyorlar. Çünkü e, şey, e, izin almamış. Hı -hı. E, planını e, evi inşa ederken planını sunmamış belediyeye. Ceza yazıyorlar. Bu da diyor ki benim bildiğim ev yapılır, plan ondan sonra ortaya çıkar. Hmm. Ee, yani ben de daha yapılma aşamasındayım. Evet. Ee, plan ortaya çıkmadı. Dolayısıyla e, yerimi de doğrudan tespit edemem. E, fakat e, umut edebilirim en fazla. E, ettiğim umut da şudur. E, Türk şiirinin e, ağırlığına yakışan e, ve e, Türk şiirinin, Türkçenin o geniş coğrafyasına yakışan bir şiir yazabilirsem ne mutlu. Oh, ne ala. Peki. Son bizim artık klasikleşen, evet. programda da özdeşleşen bir sorum var. Seyretmelik, dinlemelik, okumalık ne tavsiye eder? Ee, Sevgili Can Acar. Okumalık üç kitap tavsiye edebilir miyim birbirini tamamlayan? Buyurun. Ee, şimdi bir gündelik hayat yaşıyoruz. Ee, bir koşturmaca iç içerisindeyiz. E, bu süreçte okuma e, arzusunu bazen yitirebiliyoruz. E, ben böyle bir e, okuma iştahımı yitirdiğim e, zamanlarda böyle açıp rastgele okuduğum üç tane kitap var. Hı. E, bunlar e, birincisi Hakan Arslan benzeri eskimeyen kitapları. E, orada pek çok esere dair bir e, okuma heyecanını görüyoruz ve onu okuyunca bizde de bir iştah doğuyor. O zaman Hakan Arslan benzeri selam ediyoruz. Selam ederiz. Buradan. Bir başkası Metin Kayahan Özgül'ün Seke Seke Ben Geldim. Bu beş ciltlik bir kitap. Orada da zihni o kadar sıçrayarak ilerliyor ki hocanın bir şey ona yetişme arzusu duyuyoruz yani tekrar okuma işte kazanıyoruz. Bir de Cemil Meriç'in jurnali. Hı. Yani orada hem çok acı bir yaşantı hem de çok geniş bir kültür var. Yani bu üç eser e, okunursa e, diğer eserleri okumak için e, bir kapı açacaktır diye düşünüyorum ve buralardan bir sürü de okuma listesi çıkar bu kitaplardan. Dinlemelik? E, dinlemelik. E, ben cumhuriyet içerisindeki yani cumhuriyetin yüzyılındaki en büyük kültür olaylarından birinin o İç Anadolu'nun köylerindeki o Hacı Taşan'ın, Çekiç Ali'nin Eşeter Taş'ın falan yaptığı şeyler olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla Hacı Taşan'dan aşağıdan gelir gelinin göçü dinlemek için tavsiyem olsun. Bir de şeyi o Türküyü de bir daha söylesek. Aşağıdan. Babayla. aşağı ha, Celal Güzelses. Celal Güzel ses. Baba Bugün Dağda Duman Yeri Var. Baba Bugün Dağda Duman Yeri Var. Harika. Seyretmelik. Seyretmelik bir belgesel önermek istiyorum. Lütfen. Brunovski'nin İnsanın Yükselişi isimli bir belgeseli var. Kitabı da var bunun. Say yayınlarından çıktı. İnsanın Yükselişi. Belgeseli İnsanın Yücelişi diye de çevirmişler. Yani bu bütün insanlığın ilk kalıntılarından 20. yüzyılın modern fiziğine kadar çok geniş 3 bölümlük bir tarihçe sunuyor. Dolayısıyla keyifli olacaktır. Bir de 1970'li yıllarda çekilmiş. oradaki işte eski görüntüler, o dönemin kamera şartları falan ayrı bir tatlılık katıyor yani. Bir de belki bugüne dair neler söylüyor, var mı öngörüsü falan onu da bir merak evet, ettim. Evet, evet. İnşallah seyredeceğim. Can Acar ne iyi ettiniz de şiir yazdınız, bu iki eseri ketebe yayınlarından yayınlatma evet. imkanı buldunuz. Ve bugün program yaptık, bir şey düşündüm siz konuşurken bu meseleleri böyle etraflıca anlatırken. Bazı öğrenciler çok şanslı. Sizin öğrenciniz olmak Estağfurullah. varmış. Estağfurullah. Hakikaten. Ya yani bunu kalben söylüyorum. Çok sağ olun, eksik olmayın. E, sayınız artsın inşallah. İnşallah bereketlensin. Ben de davetiniz için teşekkür ederim. Eksik olmayın. E, eee Dilinize sağlık, elinize, yüreğinize sağlık. Teşekkür ederim. Efendim, Can ile bugün geniş manada hayatı konuştuk, sanatı konuştuk, şiiri konuştuk. Demirin demiri kesme sesi ve büyük tatlı kalabalık. Evet. Sağ olun yeniden. Efendim bir ketebenin daha sonuna geldik. Yeni bir ketebede görüşünceye dek kitap kokusunun hiç eksik olmadığı bir hayat diliyorum. Hoşçakalın.